Arkadaşlar merhabalar bu videomda bir korjina yayınlarının hazırladığı teyit geometri soru bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki özel doğrular testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de analitik düzlemde x eşittir 3 ve y eşittir 4 doğrularının eksenlerle oluşturduğu bölge isteniyor bizden. Evet x eşittir 3 doğrusu x eksene dik olan doğrudur ve 3'ten geçen doğrudur. Y eşittir 4 doğrusu da y eksene dik olan ve 4'ten geçen doğrudur. E burası 3 birim burası 4 birim. Ve şurada bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgen alanı 3 çarpı 4'ten 12 yapar. Örnek bir 12 yaptı. Geldik örnek 2'ye. Bu doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin çevresi isteniyor bizden. Hemen analitik düzlem çizelim. Özel durumlarda analitik düzlem çiziyoruz. x eşittir eksi 1 doğrusu. Yani x eksene dik olan ve eksi 1'den geçen. x eşittir 3 doğrusu. x eşittir 3 doğrusu. Dik olan ve 3'ten geçen. Bir de y eşittir 4 doğrusu. 4'ten geçen ve y eksene dik olan doğrudur aslında ve x eksen arasında kalan bölge. Evet bu doğrular ve x eksen arasında kalan bölgenin çevresi isteniyor bizden. Şimdi dikkat et şu uzunluk 1 bir birim burada 3 bir birim burada toplam 4 birim yapar. Bu uzunluk zaten şu uzunluğa eşittir. 4 birim burası. E 4 burası 4 burası. E burası da 4 çünkü burası dik, bunlar dik kesiyor. Dik dörtgen oldu. Burası da 4. Hatta bir kare oldu. Çevre o zaman 4'den 4 dört tane var. Cevap 16 çıkar. Örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Analitik düzlemde bu bölgenin alanı isteniyor bizden hemen analitik düzlemi çizelim x eşittir eksi 2 çiziyoruz şu şekilde eksi 2'den x eşittir 5 çiziyoruz x eksenine dik y eşittir eksi 2'yi çiziyoruz şu şekilde y eksenine dik olacak ve y eşittir 3 olsun çiziyoruz 3. Arkadaşım şu uzunluk kaç birim? Bizden şu bölgenin nesi isteniyor? Alanı isteniyor. Hocam şuraya kadar olan kısım 2, buraya kadar olan kısım 5, toplam 7 yaptı. Şuraya kadar ki olan kısım 3. Buraya kadar ki olan kısım 2. Çünkü 3 birim burada 2 birim burada. Çünkü burası bir dikdörtgen. E, toplamda 5 yaptı. Bu bölgenin alanı da neye eşit olacaktır? 5 ile 7'nin çarpımına eşit olacaktır. Yani cevap 35 çıkar. Evet geldik örnek 4'e. Doğrusu orijinden geçtiğine göre. Eğer bir nokta bir doğru da yani bir nokta daha doğrusu bir doğru orijinden geçiyorsa y eşittir mx artı c'deki sabit sayı olmayacak demektir ya da 0 0 noktasını denklemde yerine yazarsın yine sonuca ulaşırsın. A burada y eşittir x'in katsayısı k artı 2 bir de sabit sayı bu. Direkt k eksi 2 eşit 0 diyelim k'yı buradan 2 buluruz. K yerine 2 yazdığımızda y eşittir 4 x mi oldu? Evet bu doğrunun eğimi isteniyor eğim de x'in katsayısıdır y yalnızken yani örnek 4 4 oldu. Geldik örnek 5'e. Bu doğrular arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Hemen analitik düzlemi çiziyoruz. Bu y eşittir x doğrusu özel bir doğru. Orijinden geçen ve 45 derecelik açı ortay doğrusu. Y eşittir eksi x, x de özel bir doğru. Bu da eğimi eksi 1 olan ve yani sola yatık 45 derece olan. Bir de x eşittir 3 doğrusu diyor. x eşittir 3 doğrusu da şu değil midir arkadaşım? 3. Evet. Şimdi bak burası 90 derece 90 derece. 45 ise burası da 45 mi yaptı? Evet. Bak burası 90 yaptı. 45 90 ise burası da 45 yaptı. 45 90 ise burası da 45 yaptı. E bu 3 ise şu uzunluk 3 birimdir. 45 45 90 üçgenden 3 birim burası. E 45 45 90 üçgenden burası da 3 birim yapıyor. Yani burası 6 burası 3. Yani alan taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den kaç geliyor? 9 geliyor cevap. Evet cevabı 9 bulduk örnek 5'e. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde y x doğrusu verilmiş ve x 2 ve x eşitlik 6 doğruları da verilmiş. İşte şu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım şu 45 derece değil mi y x doğrusu? Evet şurası 2 birim tamamı 6 birim. Buraya da 4 birim kaldı. Dikkat et 45 bu x eşittir 2 doğrusu olduğu için burada x eşittir 6 doğrusu olduğu için bunlar diktir. 45 90 45 üçgeni geldi burada. Burada da 45 90 45 üçgeni geldi mi geldi. Hocam x kenar dik üçgen 2 ise 2. Hocam x kenar üçgen büyük de 6 ise 6 mı yaptar, yapar burası? Evet. E bizden yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 2 çarp yükseklik bölü 2 bize cevap verir. E şunlar sadeleşir. 2 8 ile 2 çarpı kaç yapar? 16 yapar. Böylelikle örnek 6'yı da 16 bulduk. Yani bu test bitti mi o zaman? Evet. Bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman o zaman o zaman o zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani grafik çizimi testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.